Evet gençler merhabalar. Şimdi konu testi 4'ü gömeceğiz. Üçgende benzerliğin. Önce şöyle bir odaklanmamızı bir ayarlıyoruz. Her zamanki gibi biraz daha parlaklığımızı açıyoruz. Ve başlıyoruz. Birinci sorumuzla vira bismillah diyoruz. Ne diyormuş bakalım. İkizkenar üçgenler görüyorum arkadaşlar. Hemen şu açılarına küçük ikizkenarımızın AA diyelim. Şu 4, 4'ten dolayı. Üçüncü açısına da B yazalım. Şimdi bakın şurada da bir ikizkenar var 6 altılardan. Buraya A dediysem mecbur buraya da A demek zorundayım. Hemen buraya da A'yı yazdım. Tabi burada A, A o zaman şuradaki açının tamamının da B olacağını söyleyelim. Çünkü A, A, B demiştik. Artık benzerleyelim bu kerataları. Küçük ikizkenarda A'nın karşısında 4 var. Büyük ikizkenarda bakın A'nın karşısına 6 gelmiş. 4 bölü 6. Küçük ikizkenarda B'nin karşısına 6 düşmüş. Büyük ikizkenarda B'nin karşısına da hop 4 artı x gelmiş. İçler dışlar yapıyorum. 36 eşittir 16 artı 4x diyorum. Buradan 20 eşittir 4x çıkıyor. X eşittir 5 geldi. Bursa'dan çıktı cevap. İkinci soruya bakalım. Yine şurada bir ikizkenar var bakın. Şunlara A diyelim. Şuna da A diyelim. Şu ikizkenardan buraya da 5'i yazalım biz bir. Şurası da A diyelim hemen. Başka 5 var, 6 var. Şuraya bir B açısı yazalım. Şuraya da C diyelim. Bakın A, B, C. Şimdi büyük üçgene bakın. A var, B var. Ha demek ki şurası da C dediğimiz yer oluyormuş. Yani 2A, C'ye eşitmiş. Önemli değil. Şimdi benzerleyebilirim artık. Şu küçük üçgenle A, B, C'dir çünkü açıları. En büyük üçgen. Peki küçük üçgende C dediğim yerin karşısına 6 düştü. Büyük üçgende C dediğim yerin karşısına 5 artı x düştü. Eşittir. Küçük üçgende A'nın karşısına x düştü. Büyük üçgende A'nın karşısına da bakın 6 düştü. Evet buradan hemen içleri çarpalım. 36 eşittir. X çarpı 5 artı x geliyor. X'e 4 desem burası 9 oluyor. 4 kere 9 36'dan x'in 4 olduğunu buldum arkadaşlarım. Cevap Denizli'den çıktı. Evet üçüncü sorumuz. X'i soruyor bize. EB paralel demiş AC'ye. Başka neler vermiş bakalım. BC, BD'nin burası önemli. Şimdi BD'ye K dersek BC 3K'ymış. Hemen şu paralelliği konuşalım. Bakın şunun 12'ye paralel olmasını konuşalım. 1 bölü 4 oranı var. Demek ki şurası 3 olacak ki 3 bölü 12 1 bölü 4'e eşit olsun. Sonra şurada bir kelebek gördüm arkadaşlar. Bakın şurası. 3'ün 4'e oranı var. Demek ki şu EH'a ben 3K dersem X dediğim yer 4K gelmek zorunda. Burayı da vermiştir. EF'yi vermiş. Evet 7K'yı 14 diye vermiş. K'yı 2 bulduk. 4K'yı istiyor. 8'i işaretledik. E iç teğet çemberin merkeziymiş arkadaşlarım. Demek ki bu E'den geçen doğru açıortay. Hemen buna A diyelim. Buna da A diyelim. D dış teğet çemberin merkezi. Demek ki buradan geçen doğru dış açıortay. Şuna B diyelim. Buna da B diyelim. Paralellik var mı sorumuzda? Yok. Tamam. Şunu görelim arkadaşlarım. Bakın şurası 2A. Hani bir dış açıortayla burası da iç açıortay olmak zorunda. Neden? Çünkü dış teğet çemberin merkezinden iki tane dış açıortayla bir tane iç açıortay geçmeli. Demek ki bu B'den geçen iç açıortay olacak. Şuradaki 2A'nın şu açı yarısı oluyordu arkadaşlar. Kuralımızı hatırlarsanız üçgende açıda söylediğimiz bir kuraldı bu. Buraya da A'yı yapıştırdım hemen. Şimdi A var, B var. Paralellik var mıydı bakmıştım. Yoktu paralellik. Şimdi başka neler söyleyelim biz? Şu açıya C diyelim. Şurası da C. Bakın şu üçgende A, C. Hadi şuraya da bir harf uyduralım. D diyelim. Bir de şu üçgene bakın. Onu da kırmızıyla tarayayım. Burada da bakın A var, C var. O zaman bunun da şu üçüncü açısına D diyebilirim diyor. Ve benzerliyor. Küçük üçgende A'nın karşısına X yazmışlar. Şuraya yazalım. Nereye yazalım? Şuraya yazalım. X yazmışlar. Büyük üçgende A'nın karşısına 12 yazmışlar. Eşittir. Küçük üçgende C'nin karşısına 6 gelmiş. Büyük üçgende C'nin karşısına 9 düşmüş. Hemen bir sadeleştirelim. 3'e bölelim 2. 3'e bölelim 3. 2 ile 12'yi çarparsam 24 eşittir 3x.
3'e bölersem de x eşittir 8 çıktı. Evet, 5. sorumuz yine her soru bankasında karşımıza çıkabilecek tarzda klasik bir soru arkadaşlarım. Bakın şöyle yapacağız. Şimdi şu açıya A dersek, bakın bu noktalının içine A dedim. O zaman bu noktalı açının da içine A diyeceğim. Şuraya B dediğimde, bakın şu üçgene odaklanın arkadaşlarım, şuna. Şu açıya da bir isim uyduralım, C diyelim hemen. Bakın A, B, C. Bir de şu üçgene odaklanın. Şimdi onu da mavi yapıyorum. Şu üçgen bakın. A var, B var. O zaman bu üçüncü açımızda mecbur ne olacak? C olacak diyebiliriz ve artık benzerliği. Mavi ile taradığımda C'nin karşısı 6. 6 bölü. Kırmızı ile taradığımda C'nin karşısı 4. Eşittir. Yine maviye geri döndüm. A açısının karşısı 4 artı x bölü buradaki a'nın karşısına ne düştü? 10. Hemen şunu 2'ye bölelim 3, 2'ye bölelim 2. 3 ile 10'un çarpımı 30 eşittir. 2 ile de şu 4 artı x'i çarparsam 8 artı 2x yapar. Buradan 22 eşittir 2x, x eşittir 11 gelir. Evet. 6. sorumuzdayız. Bir muhteşem üçlü görüyorum arkadaşlar. Bakın dik açıdan inen bir kenar ortay var. Hatta 6, 8, 10 üçgenidir bu. 5, 5, tabii ki şu da 5 oldu diyebiliriz artık. Şimdi başka neler yapalım? Şuraya A diyelim. Şurası da A olur. Şuraya B yazalım. İkiz kenardan A, A. A ile B'nin toplamı 90. Burası B, burası 90 ise şu açının tamamı da A olmalı. Hatta bakın şurası A, burası 90 ise şu açı da B olmalı. Artık iki üçgeni buldum arkadaşlar. Birincisi şu. AB 90 üçgeni. İkincisi de şu. Onu da kırmızıyla kalın yapayım ben. Şurası bakın. Bu da AB 90 oldu. Şimdi mesela kırmızının 90'ının karşısına 8 yazmış. Mavinin 90'ının karşısında da 10 var. 8 bölü 10 eşittir. Sonra kırmızının A açısının karşısına 5 artı x yazmış. Mavinin A açısının karşısında da bakın 8 var diyorum. O zaman bundan sonrası da basit. Hemen 8 kere 8 64 eşittir. 50 artı 10x. 14 eşittir 10x. 14 bölü 10 yani 1.4 çıktı x'imiz diyebiliriz. ABC üçgeninde BFE doğrusal, DE paralel AB vermiş. Tamam. Şimdi burada bir oran var. Alanların oranı. ABF'ye 25 yazarsam alan olarak FEH. Şuraya da 4 yazmalıymışım. Şimdi bakın. Kelebek üçgende şu iki üçgenin alanlarının oranı 4 bölü 25. Alanların oranının karekökü benzerlik oranına eşitti. 4 bölü 25'in karekökünü alırsam 4 dışarıya 2 çıkar. Bu da 5 diye çıkar. 2 bölü 5. Demek ki şurası 2K ise şurası 5K. Ya da şurası 2M ise şurası 5M. Yani bakın 2M dediğim yere 4 gelmiş. Burası da 5M olacağı için 10 yazarım buraya. Nereyi soruyor bana? H, C'yi X diyelim buna da. Bir de demiş ki EH, HD'nin 2 katıdır. O zaman bu da K. Çünkü HE'ye 2K yazdım. Şimdi bakın şunun 5K'ya paralel olmasını konuşacağız. 1 bölü 5 benzerlik oranları. 1 bölü 5 eşittir. X bölü tamam. X artı 14 oldu değil mi burası? X artı 14. Düzenleyelim. 5X eşittir. X artı 14. 4x eşittir 14, x eşittir 14 bölü 4 yani 7 bölü 2 yani 3,5. Evet 8. sorumuz, 2 tane diklik görüyoruz. Evet AE, EC'nin 2 katıymış yani şu AE uzunluğu x'in 2 katıysa burası x, burası da 2x olacak. Sonra 6'ya 3 var muhabbetimizde. Şuradan bir paralel çizelim biz. Şu şuna paralel olsun. Şimdi burayı 3'e 6 yani 1'e 2 oranında böldüyse bu tarafı da 1'e 2 oranında bölecek. Yani x'e 2x diye bölmeli 3x'i. O zaman şuraya da x kaldı. Ve bakın bu ne oldu? Kenar ortay oldu. X x. Muhteşem üçlüden bu da x oldu.
Artık şu benzerliğimi yapabilirim. Şununla şunun paralel olmasının benzerliğini. 6 bölü şuranın tamamı ne çıktı arkadaşlarım? 9. 6 bölü 9 eşittir. X bölü şurası. X bölü AB diyebilirim. Buna gerek var mı? Diyor. AB'yi bulmama gerek yokmuş. Bunu sil. Şuradan çıkıyor zaten. X'i soruyor ya bize. Şu üçgenden çıkıyor. Bakın 90 var. Şurası 90 paralellikten dolayı. Karşısı 2x. Neyin karşısı x olurdu? 30'un. Demek ki şu açımız 30 derece. Tabi şu açımız da 60 derece. Şimdi bakın 60'ın karşısına 6 düştüyse 30'un karşısına 2 kök 3 düşecek. Çünkü kök 3'e bölümü düşüyordu. Cevabımız Bursa'dan geldi arkadaşlar. Evet, bunu gördük. Şimdi hemen 9 numaralı sorumuzdayız. Bakalım bu ne diyor? 9 numara. Evet, yine DF paralel demiş. AE'ye paralellik var. DC ile AD arasındaki oranı vermiş. AD'ye 3K, DC'ye 2K diyelim. BE ile EC birbirine eşitmiş arkadaşlarım. Bir de DF'yi 16 vermiş. Şimdi öncelikle şu paralel doğru. DF paralel ve Denizli'de nasıl bir böldü? 2'ye 3. O zaman burayı da 2M'ye 3M bölecek. Sonra bu BE ile EC eşitti. O zaman burası da 5M olacak. Sonra bakın şunun, şuradaki HE'nin 16'ya paralel olmasını şu üçgenden konuşalım hemen. 5 bölü 8 bişe bölü 16. 5 bölü 8 olması için bunun da 10 olması lazım değil mi? 5 bölü 8'e ulaşmak için. Sonra bir de şunu kullanalım bakın. Şunun şu x artı 10'a paralel olmasını konuşalım. 2 bölü 5 eşittir. 16 bölü 10 artı x oldu arkadaşlar. Bakın bu 8 katına çıktı. 5'in de 8 katı 40 yapar. Burası 40 olmalı. Demek ki x 30 olmalı ki 10'la toplanınca 40 olsun. 10. sorumuzdayız. Bir sürü eşitlik var. Şurayı 70 derece vermiş. Bir yazayım hemen onu. BCD 70. AC eşittir. DC. Onu göstermiş. BC eşittir. Şuna tek çizgi koyalım. DE'ye tek çizgi koyalım. AB eşittir. Şöyle S hareketi yapalım. EC'ye. Oo, bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu iki üçgenin tüm kenarları eşit. Biz bunlara nasıl üçgenler diyoruz? Eş üçgenler. Eş üçgenlerin özelliği şu. Hem kenarları eşit hem de açıları tıpatıp aynı. Yani bunun tık tık kenarının karşısında 140 derece varsa bunun da tık tık kenarının karşısında 140 derece olacak. Mesela bunun S kenarının karşısına şuraya A derece yazarsam A. Bunun da S kenarının karşısına şuraya A derece yazacağım. Sonra bunun mesela tek çizgili açısı kenarının karşısına B açısı yazarsam bunun da tek çizgili açısının karşısına şu x'in hemen altına b derece yazacağım. Peki bakın şu üçgenden a ile b'nin toplamı bir de 140 var ya. A ile b'nin toplamı 40. A artı b 40. Şu üçgenin tamamı 70'ti şu açının. A var, b var, x var. A ile b'nin toplamı 40'sa x'e ne kaldı 70 olabilmesi için? 30 kaldı. Edirne'den geldi. Buna bakalım. Bakın bundan da çözdük arkadaşlarım. Kenarlar arasındaki ilişkiye bakacağız. Bakın küçük üçgene bakın. Bir de kocaman üçgen. 6 var, 12 var. Değil mi? Büyük bak. Küçük üçgende 6, büyük üçgendeki 12'lik kenara denk düşüyor. Küçük üçgende 9 var, büyük üçgende 18 var. Yani 2 katı. O zaman küçük üçgendeki 9'un 2 katı olacak burası. Yok pardon. Küçük üçgende neyin 2 katı yok? 12'nin 2 katı olacak burası. 24 diyebilirsiniz arkadaşlar pratik olarak. Yani burada zaten benzerliğini ispatlamamız için bir sürü açı muhabbeti vermiş. Çok da gerek yok onlara. Evet, 12. sorudayız. 1, 3, 9'u gördük. Paralellikler var. BD nedir diye bir soru soruyor. BD'ye bir X yazalım. Şimdi herhangi bir özel bir durum var mı burada? Yok. Gördüğüm kadarıyla yok. Şimdi şunu bir çizelim. Şöyle bir çizme işlemi yaptık. Bakın bu da 3'ün 9'a oranı var. Küçük üçgen 3, büyük üçgen 9. Yani 3 katı. Yani küçük üçgende şurası A ise büyük üçgende bu yan kenar 3A. Demek ki şurası 2A. Şimdi aynı şey bu tarafta da küçük üçgende burası B ise büyük üçgende burası 3B. Demek ki şurası 2B olacak. Bakın burada da şunun paralelliğini konuşalım şu ikisinin. B'nin karşılığına 1 düştüyse 2B'nin karşılığına 2 katı düşecek 2.
Klasik benzerliğimizin ilk kuralıydı arkadaşlarım bu. Hemen çözdük, geçtik, geldik buna. Evet, dik üçgenler görüyoruz yine burada. AE, EC'nin iki katı. Yani oran vermiş zaten. Şuraya K diyelim. Şurası 2K olsun. Hemen şuradan bir diklik indirelim. Oran varsa biliyorsunuz paralellik yapmak artık bizim için adet oldu. Şimdi şu benzerliğimizi yapalım. 1 bölü 3. Demek ki şurası 3 olacak ki 3 bölü 9, 1 bölü 3'e eşit olsun. Şimdi burayı nasıl ki E noktasında 1'e 2 oranında böldüyse şu noktada da 1'e 2 oranında bölecek. Toplam 12 ya. Burası 4 olacak, şu tarafı 8 olacak. E yani buraya da 4 kaldı o zaman. Bakın burada ne çıktı? 3, 4. X'imiz ne oldu? 5. Hemen şuna geldik. Bakalım bu ne diyor? Yine paralelliğimiz var arkadaşlarım. Şurası şuraya paralelmiş. Hemen burada bakın 8'in 12'ye oranı. 8 bölü 12. Şuraya y dersem y'nin 6'ya oranı olacak. Bu yarıya düştü. Bu da yarıya düşecek. Y'yi 4 bulacağız. Şurası 4. Sonra şurada bir Pisagor yaparsam şu üçgende sakın ha 5 demeyin. 4'ün karesi 16 eşittir. 3'ün karesi 9 ile şuraya k diyelim. K'nın karesi toplamına ki 7 çıkar k kare. Şurasında da Pisagor yapıyorum şimdi. X kare eşittir diyorum. X kare eşittir bir k'nın karesine ki onu 7 bulmuştuk. Bir de 5'in karesi 25. Yani buradan 32 yapar. 32 de kök dışına 4 kök 2 diye çıkar. 16 çarpı 2'den. Evet, x'imiz 4 kök 2 çıktı. 15. sorudayız arkadaşlarım. AD. Şimdi şuna biz bir A ismi verelim. Buna da A diyelim. Şuraya B diyelim. Bakın. AD nereye eşit? DC'ye. O zaman burası da A artı B. Bir de O nereye eşit? EC'ye. O zaman burası da A artı B. Yani şuradaki açılarımız da birbirine eşit. Unutmayın. Şunla şu da birbirine eşit. Yani bunun ben iç açısıyla o zaman bunun iç açısının da eşit olduğunu biliyorum. Şunlar da eşit. Bakın ne çıktı? Şu üçgene bakarsanız iki kenarı A ile A artı B ve tam aralarındaki açıya tek çizgili açı yazmışım. Bir de şu üçgene bakın arkadaşlarım. Bu da A ile A artı B ve yine ikisinin arasındaki açıya tek çizgili açı demişim. Bu bizim eşlik belirtimizdi değil mi? İki kenar ve tam aynı yerdeki açıları eşit. O zaman bu üçgenler eş. Bakın bunun tek çizgisinin karşısında 6 varsa bunun da tek çizgisinin karşısında 6 olacak. Yani AB 6 çıkacak. Evet, son sorumuza bakıyoruz. ABC üçgeninde eşit açıları gördük zaten. Hemen şunlara A diyelim. Şuna B diyelim. Çizgiye B, noktaya A. Hatta üçüncü açımıza C. Bunun da üçüncü açısına C diyelim. O basit soruymuş bu arkadaşlar. Bakın burada C'nin karşısı 4. Burada C'nin karşısı 6. Eşittir. Burada B'nin karşısı 2. Bunda B'nin karşısı X. Bitti sorumuz. Hemen yarıya düşmüş. Bu da yarıya düşecek. 3'ü işaretledik bile çoktan. Evet gençler, bunu da gömdük. Ne kaldı şimdi? Konu testi 5'imiz kaldı bir tek. Onu da bir sonraki videomuzda gömeceğiz inşallah. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.